Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Merkezi Kültür Evi'nin uzaktan konuşmalarının değerli katılımcıları, merhaba. Bugün 4 Kasım 2020, yine uzaktan konuşmalarda sizlerle beraberiz. Bugünkü konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Asiye Mevhibe Coşar Hoca Hanım. Asiye Mevhibe Coşar Hoca Hanım göründüğünde sizlerle buluşturacağım hocamı bekliyorum. Sayın Profesör Doktor Asiye Mevhibe Coşar Hanım, Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi. Bugünkü konuşmasının başlığı dil ve cinsiyet. Hocamızı göründüğünde ben kalbime yollayacağım. Hocamızı sizlerle buluşturacağız. Evet hocam, görünürler. Onu hemen davet ediyorum. Evet hocama tekrar alıyorum. Evet hocam, değerli katılımcılar, hepinize yeniden merhaba diyoruz. Bugünkü konuşmacımız Sayın Profesör Doktor Asiye Mevhibe Coşar Hoca Hanım demiştim. Sizi biraz önce takdim ettim ama yeniden hatırlatayım. Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Asiye Hanım. Hocamız Trabzon'dan sesleniyor. Biraz önce haberleştiğimizde Trabzon'da da Adana'da da yağmur yağıyor dedik. İnşallah yağmurun sinsikleri, hat kopuklukları olmaz diye de iyi dileklerimizi belirttik. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk hocam, merhabalar. Trabzon'dan Adana'ya sevgiler, saygılar gönderiyorum. Çok teşekkürler. Artık sadece Trabzon, Adana değil, dünyanın her tarafıyla iletişim halindeyiz. Şu anda bizi Türkiye'nin birçok yerinden izleyenler var muhakkak. Dünyadan da izleyenler oluyor, onu da görüyoruz. Bu salgının, küresel salgının bize getirdiği belki en olumlu yanlardan birisi, daha çok katılımcıya ulaşma imkanı sağladı. Ama bir an önce bu salgının geçip gitmesini ve bizi özgür bırakmasını istiyoruz. Evet Sayın Hocam, başlığınız çok ilgi çekti. Dil ve cinsiyet. Tabii dil ve cinsiyet deyince dillerdeki dil bilgisayar cinsiyet meselesi geliyor bir yandan. Yani bizim gramatikal cinsiyet dediğimiz mesele. Öte yandan toplumsal cinsiyet çalışmaları aklımıza geliyor. Ve sizin tabii 40-45 dakika içinde bütün bunların hepsini halletmeniz mümkün olmayacak ama sizin bize göstereceğiniz açılımlar bizim için de yararlı olacaktır. Değerli katılımcılar, biliyorsunuz hocalarımız 40-45 dakika sunumlarını yaptıktan sonra sizlere soru sormak için zaman tanıyoruz. Ama bir saatlik Instagram süresi dolunca yeniden ikinci oturumu açıyoruz. Bugün de muhtemelen öyle olacak. İkinci oturum açacağım zaman zaten hepinize bilgi vereceğim. Hocam ben sözü size bırakıyorum. Neresinden nasıl başlayacaksınız? Efendim toplumsal cinsiyet denince hemen kadın dili, kadınlara yönelik olumsuz dil kullanımı vesaire geliyor. Erkeklerle ilgili problemler nedense hiç gelmiyor akla. Pek çok konu var. Okuduğum birçok yazıda da benzer problemleri gördüm. İşiniz zor, sözü size bırakıyorum. Buyurunuz hocam. Çok teşekkür ederim. Evet, aslında dil ve cinsiyet dediğimiz zaman hemen herkesin aşağı yukarı üzerinde, özellikle son zamanlarda artan şekilde titri olan bir konudan bahsetmiş oluyoruz. Hepimizin bu hususta zihnimize gelen çağrışımlarla söyleyecek sözü oluyor. Aslında mesela çok doğal bir biçimde bir anne çocuklarına ve özellikle kızına, büyüklerle öyle konuşulmaz. Büyüklere ismiyle hitap edilmez. Mevhibe teyze diyeceksin. Yahut da kızlar yüksek sesle konuşmaz.
işte sana birisi nasılsın diye sorduğunda, nasılsın küçük hanım dediğinde, sen iyiyim teşekkür ederim demelisin gibi bir takım terbiyeli sözleriyle de aslında dil ve cinsiyet meselesinin temelini atıyor bir taraftan ve dil ve cinsiyet konusunda konuşmuş oluyor. Ben şimdi dil ve cinsiyet konusunda ne söyleyeceğim derken aslında belirtmem lazım ki, öncelikli olarak söylemem lazım ki, dil ve cinsiyet başlığı benim için biraz iddialı bir başlık. Nasıl iddialı? Doğrudan çalışma alanım olan bir konu değil. Fakat üzerinde düşündüğüm bir konu. Ve çıtamda ne konuşabilirim diye düşündüğüm zaman da mevcut çalışmalarımın dışında ama ilgilenmeye başladığım bir alanla ilgili düşüncelerimi veya ilk bilgileri paylaşabilirim diye düşündüm. Dinleyicilerimiz arasında elbette bu hususta çalışmaları olan veyahut da zaten düşüncesi olan muhakkak vardır. Bilgisi olanlar vardır. Onların katkılarına da elbette açık olacağız. Ben neden dil ve cinsiyet diye bir konudan girdim? Aslında yerelde kalan dil kullanımı ile ilgili olarak Trabzon kadınlarının dili üzerine bazı farkındalıklarım var tabii. Buradan hareket ederek yazdığım sınırlı sayıda yazı var. Ve dil ve cinsiyet konusunun gidişatı üzerinde de düşündüklerim var ele alınış biçimiyle ilgili. Belki biraz buradan cesaret alarak böyle bir konuyu tercih ettim. Öte yandan hepimiz görüyoruz ki Türkiye'de dil ve cinsiyet konusunda üzerinde düşünmemizi sağlayacak, hatta öğrenmemizi sağlayacak gerçekten güzel çalışmalar var ve her geçen gün artıyor bunlar. Her biri erişilebilir, her kesimden meraklısına hitap edecek güzel çalışmalar. Ben de zaten bugün söyleyeceklerimi bu çalışmaların üzerine kurarak söyleyeceğim. Tespitler bu şekilde olacak diyeyim. Böylece halimi arz ettikten sonra da kavramlardan devam etmek istiyorum. Dil ve cinsiyet arasındaki ilişkiden, bunun dil, bilsel ve kültürel yönünden, bir de Türkçe neresinde gücüm yettiği kadar. Şimdi dil ve cinsiyet kavramı sizin de ifade ettiğiniz gibi, evet, bir tanesi dil bilgisel, diğeri de toplum dil bilimsel olmak üzere. İki boyutta aslında ele alınabiliyor. Dilin doğası gereği ses, yapı, sözlüksel unsurlar, söz dizimi özellikleri için cinsiyetin belirleyiciliğinden söz edebiliyoruz. Aynı zamanda toplumsal ve kültürel açıdan dilin işlevlerinin incelenmesi anlamlandırmanın yolu olarak ben dil ve cinsiyet ilişkilerinin iki yönlü doğasının farkında olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bununla varılacak yerler vardır diye düşünüyorum. Dil bilgisel cinsiyetten tabii öncelikle söz etmemiz lazım. Dillerin ortak ve ayrılan özellikleri var. Bu özellikler bakımından diller sınıflandırılırken veya tanıtılırken, tanımlanırken cinsiyet bir ölçüt olarak alınıyor. Ve bu önemli de bir ölçüt. Çünkü özellikle dil öğrenimi ve dil öğretimi aşamasında dikkat çeken, bu sebeple üzerinde durulan bir konu. Belki bizim mesela cinsiyetsiz bir dilimiz olması sebebiyle, en azından dil bilgisel manada. Benim mi kulaklık kullanmam isteniyor acaba? Ben notu görüyorum. Bilmiyorum, ben sesi kıstım ama fayda etmedi herhalde. Kendi sesimi kıstım ama sizinki için nasıl olur bilemiyorum hocam. Biz deneyelim o zaman. Kulaklık diyorlar, evet. Seste bir çınlama var diye söylediler, düzeldi diyorlar. Benden kaynaklanmıyormuş. Ben sesi kıstım ama, evet. Ben de kendi şimdi nasıl acaba? Sesini azalttım. Evet, düzeldi deniyor. Şimdi çınlama var mı? Yok galiba. Ben duymuyorum. Buyurun. Daha rahat sanki. Evet, buyurun. Evet, duyuluyorsa ben evet, devam edeyim. Duyuluyor hocam.
İnsanın kendisini ve çevresini anlaması bakımından, dünyayı anlamlandırması bakımından toplumsal cinsiyetin her iki yönünün de anlaşılması gerektiği üzerinde durmuştum. Bu iki yönlü yapıyı görmemiz gerektiğinden söz etmiştim. Ve dil bilgisel cinsiyetten bahsetmeye çalışıyordum. Bunun öncelikli olarak dillerin ortak ve ayrılan özelliklerinin belirlenmesinde bir ölçüt olabildiğinden bahsediyordum. Biz de derslerimizde Türkçeden bahsederken ve özellikle Türkçe söz varlığını inceleyeceğimiz zaman bu konunun üstünde duruyoruz. İşte zaten kendisi de dişillik emarelerinden biri de olabilen artikel, belirteçlerin Türkçede olmadığını, Türkçede çokluğun eklerle yapıldığını, kelimelerde kullanım esnekliği olduğunu, bir ismin hem sıfat hem zarf gibi kullanılabildiğini anlatırken cinsiyet olmadığını da söylüyoruz. Yani bununla ilgili bir işaretleyicimiz olmadığını söylüyoruz. Bu konunun dil öğretimi açısından önemi olduğunu da belirtmiştim ve şunu söylemeye çalışıyordum. Bizim belki de mesela dil öğrenmekte zorluk çekme sebeplerimizden biri de bu. İngilizce için değil ama Arapça, Rusça gibi dillerle karşılaştığımızda onlardaki cinsiyetin belirleyiciliği bizi etkiliyor. Tam tersine Türkçe öğrenen biri için de bu bir kolaylık olmuş oluyor. Bu da bir yana, yani dil bilgisel cinsiyetin önemi bir yana, ele alınmasının önemi bir yana, dil kültür bağlantısı için de toplumsal cinsiyet anlamında bu cinsiyet kavramı önem taşıyor. Böyle olunca biri yapısal, diğeri de kullanıma bağlı olmak üzere dil ve cinsiyet ilişkisini birlikte incelemek mümkün görülüyor veya her ikisini de bir inceleme alanı olarak belirlemek mümkün görülüyor. Kavramlardan söz edeceğimi söylemiştim. İşte dil ve cinsiyet, dil ve cinsiyet arasındaki ilişki. Dil dediğimiz zaman hepimizin zihninde ilk çağrışım iletişim aracı. Ama bu tabii biraz haksız bir tanımlama gibi veya eksik bir tanımlama. Zihin bunu bir taraftan bir takım özelliklerle tamamlamaya çalışıyor. O manada da ses dizgesinden oluşan göstergeler bütünü gibi bir tanımlamayla belki bu anlam yönüne işaret edebiliriz. Sasür'ün tanımına da yakın bir tanım olmuş olur bu. İşte gösteren ve gösterilen var ve bunların ikisinin oluşturduğu göstergeler. Ama bize gösterenin gösterdiği nedir? Bizim için farklı biçimlerde ele alınması gereken nokta burası. Ve bir uzlaşma noktasının olması insanlar arasında dilin kabul edilirliği aşamasındaki uzlaşma önemli. Belki toplumsal cinsiyet bahsini de ilgilendiren taraf bir anlamda bu olacak. Ne oluyor peki? Bu uzlaşmadan, bu anlamların karşılığının bulunmasından hareketle dil için o zaman bir iletişim aracı dememiz, onu basit bir araç saymamız yeterli olmayacak. Tam tersine bizim evreni kavrayışımızın merkezine oturacak dil. Gerçekliği kavrayışımızın sözel göstergeleri toplumsal olarak kullanışımıza bağlı olduğunu ve varoluşumuzun özündeki dilsel eklemleşmeyi gösterecek. Nereye gideceğiz? Zihin dili üretiyor, dil zihni kuruyor. İnsan ve zihin arasında, insan ve dil arasında müthiş karşılıklı bir ilişki var. Cinsiyet için neler söyleyebiliriz? Dil önemi altı çizilecek şekilde çok derin mevzularla anlatılabilecek bir şey elbette. Cinsiyet için daha net şeyler söylemek mümkün belki. Türkçe sözlük cinsiyet kelimesini alırken, karşılarken bireye üreme işinde bir rol, ayrı bir rol veren, erkekle dişiyi ayırt ettiren yaratılış özelliği diye tanımlıyor. Eş anlamlı kelimeler sayıyor sonra işte eşey, seks, cinsellik, cinslik gibi. Ancak bugün cinsiyet kavramının da dil bağlamında ele alınışında ve tabii birçok çalışmada Batı dillerinin etkisiyle farklı algılanması lazım. İngilizce'deki seks kelimesinin karşılığı olarak bir cinsiyet, bir de gender kelimesi var. Gender kelimesinin karşılığı olarak da toplumsal cinsiyet kullanılıyor. Ama aslında bizim dil bilgisi kitaplarımızda
Dil bilgisel mana söz konusu olduğunda gender karşılığı, cinsiyet karşılığı gender kelimesine gönderme yapıyoruz. Ve bunu bazı dillerde kelimelerin gramer bakımından erkeklik, dişilik veya yansızlık, nötr özelliği taşıması diye tanımlıyoruz. Kavramların çevrilmesinde zorluklar var tabii. Yani gender deyip toplumsal cinsiyet dediğiniz zaman dil bilgisel cinsiyet için ne diyeceksiniz şeklinde bir karmaşa ortaya çıkıyor. 1990 basımı, Türkiye'deki basımı 1990. İsmi güzel telaffuz edemeyebilirim ama Judith Butler'ın bir Cinsiyet Belası kitabı var. Onun kitabın ön sözü de güzel. Ön sözde çevirmen bu tercüme edilemeyişten hareket ederek gender kelimesinin dil bilimsel cinsiyet olarak anlaşılması gerektiğini altını çiziyor. Dolayısıyla da gender bizim bugün toplumsal cinsiyet çalışmalarının terimi gibi durmakla beraber aslında bir dil bilgisi terimi olduğunu da belirtmemiz lazım burada. Cinsiyet böyle baktığımızda kelimeye biyolojik ve toplumsal kimliği gösteriyor o zaman. Cinsiyet kelimesiyle biz bir biyolojik bir de toplumsal kimlik yansıtıyor ifadesini kurmak ve iki tür cinsiyetten söz etmek durumundayız. Toplumsal cinsiyet çok çalışılmaya başlanan ve biraz da ateşli çalışanları olan böyle çok şey bir alan, çok nasıl aktif bir alan. Tanıdığım arkadaşların hemen hepsi tuttuklarını koparacaklar diye düşünüyorum. Güzel çalışmalar yapıyorlar ve onların arasında toplumsal cinsiyet, biyolojik cinsiyetten farklı, toplumsal ve kültürel olarak belirlenen, böyle içeriği toplumdan topluma değişebilen, tarihsel süreçte de değişime uğrayan bir cinsiyet olarak tanımlanıyor ve bu anlamda birey dili, içinde yaşanılan toplum veya iletişim ortamı, eğitim durumu, yaş, cinsiyet gibi değişkenlere bağlı olarak şekilleniyor. Cinsiyet ile dil arasındaki ilişkide yapı ve kullanım, başta söylediğim gibi yapı ve kullanım şeklinde iki şekilde, iki başlıkta incelenebilir oluyor. Dil bilgisel bir kategori olarak ve yapısal bir özellik, nitelik taşıyan dil bilgisel cinsiyet, dünya dilleri için ayırt edici bir özelliktir demiştik. Sözcüklere yüklenen bir cinsiyet değeri var. Bu farklı dillerde, farklı biçimlerde karşımıza çıkabiliyor. Dildeki birimleri de etkiliyor ve farklı görünümlerin ortaya çıkmasına yol açıyor. Bazı dillerde 2, bazı dillerde 3 ve hatta 10 çeşit cinsiyet işaretinin olduğu dillerin varlığından söz ediliyor. O kadar ki işte cinsiyet işaretinin isimden önce mi sonra mı kullanıldığı, düzenli mi düzensiz mi olduğu, nerede, ne zaman kullanılacağı, dillerde gerçekten canlılığa bağlı bir cinsiyet mi, cansızlığın da etkisinde, cansızlarda da bir cinsiyet, biyolojik cinsiyet dışında bir cinsiyet kategorisi var mı? Bazı dillerde dil bilgisel cinsiyetle biyolojik cinsiyet tamamen uyuştuğu halde bazı dillerde hiçbir şekilde uyuşmayabiliyor. Bu şekilde bir çeşitlenmeden söz etmemiz mümkün. Ben rahmet ve sevgiyle, saygıyla anayım Doğan Aksan'ı. Dil bilgisel cinsiyetten söz ederken şey yapalım, bir yere de not edelim. Doğadaki nesnelerin niteliğiyle ilişkili olmayan bir kavramlaştırma Türkçe'de söz konusu değildir diyor. Doğadaki nesnelerin niteliğiyle ilişkili olmayan bir kavramlaştırma Türkçe'de söz konusu değildir. Peki nasıldır Türkçe'de? Önce cinsiyeti örneklemeye çalışalım. Hepimizin aklına elbette yabancı dillerden birkaç örnek gelecektir. Ama ilk örnek herhalde İngilizce'deki zamirler olacaktır. Üç tane zamir kullanıyorlar onlar üçün tekil şahıs için. İşte o için he erkek, she kadın, it cansız varlıklar. Ama İngilizce'de zamirlerde kalan bir cinsiyet durumundan söz ediyoruz. Kelime düzeyinde bir cinsiyet durumundan söz edilmiyor. Fakat hatırlamaya çalıştım, bulmaya da çalıştım. Doğan Aksan'da mı yine okumuştum diye emin olamadım.
Ama bulamadığım için de şimdi bir sözlü bilgi gibi aktaracağım size bunu. Kaynak gösteremeyeceğim. Almanca için bilmediğim için de bu dillerin, o dilin bu özelliğini. Almanca dışındaki bütün, Almanya dışındaki özür dilerim, bütün ülke isimleri zamirle ifade edileceği zaman she, Almanya ifade edileceği zaman he zamiri kullanılması. Almanya'nın eril, diğer ülkelerin dişil algılanması ilginç bir bilgi gibi gelmişti bana, not da almıştım. Şöyle düşündüm, işte ana vatan kavramıyla aslında biz de vatanı belki ana karnıyla, rahimle ilişkilendirerek dişil bir varlık gibi mi algılıyoruz? Baba ocağı diyoruz, orada da soyun devamı söz konusu ve soyun babadan geldiğini olan inancımızla baba ocağı diyoruz. Orada da mı bir erillik atfediyoruz? Tam olarak benim evet öyle diyebileceğim şeyler değil ama bizde de bunun böyle bir yaklaşımın olduğunu hatırlatıyor bana. Belki Arapça bizim cinsiyetin nelere mal olduğunu, dilde cinsiyetin neleri neleri öğrenmeyi gerektirdiğini göstermesi bakımından örnek olabilir. Arapça'da dişil ve eril, müennes ve müzekker diye geçiyor. Bizde de çok miktarda Arapça kelime olduğu için bu kelimeleri kullanışımız ilginç. Arapça'da müenneslik, müzekkerlik var, erillik, dişillik. Biz oradan her tür kelimeyi almışız. Mesela son zamanlarda artık bunlar kullanılmıyor gibi geliyor bana. Yani müdüre hanım gibi bir ifade yok ama sonuçta müdür eril, müdüre dişil bir kelime. Memur eril, memure dişil bir kelime. Biz ama yabancı dillerden aldığımız her kelimeye Türkçe bir katkıda bulunuyoruz ya. Müdür bey, orada beyle onun vasfını tamamlıyoruz. Memur, müdüre hanım diye orada hanıma muhakkak işaret ediyoruz. Şahıs isimlerinde özgür davranıyoruz. Bunu Türkçeden kaynaklanarak yapıyoruz onu herhalde. Kurala uyduğumuz örnekler de var. Mesela sani, ikinci anlamındaki sani adını erkeğe verirken saniye adını mutlaka kadınlar için kullanıyoruz. Herhangi bir şekilde bu değişikliği yapmıyoruz. Ama Ümran diye bir kelime var. Ümran deniz anlamında. Biz kıza da erkeğe de Ümran adını verebiliyoruz. Yahut da hikmet müennes bir kelime. Ama hem erkeklere hem kadınlara hikmet adını veriyoruz. Bir de hikmet adı tuhaf bir şekilde erkeklere sanki daha yakışıyormuş gibi de kalıyor zihnimizde. Halbuki bilgi, bilgelik, bilgi kadına daha çok yakışıyor. Hem kadın hem erkek için. Tarafkir olmayınız hocam, tarafkir. Bu bizim tabii Türkçe'de de yaptığımız bir şey. Deniz veya derya, derya Türkçe olmamakla birlikte deniz veya deryayı alıyoruz. Hem kız hem erkek çocuğumuza. İşte Göksu, Ayhan, Işık, kızımıza, oğlumuza veriyoruz bu isimleri. Ama Oğuz söz konusu olunca bu kanımızdan geliyor. Mutlaka erkeğin adı olacak. Veyahut da Begüm mutlaka kızımızın adı olacak. Belki dil bilgisel cinsiyetsizlikten kazandığımız bir özgürlük alanı. Öyle bir özgürlük alanı ki mesela ördeğin erkek cinsini ifade eden kelimemiz Suna. Kadın cins, dişi cinsini ifade eden ise Burçin. Şimdi Suna hep bayanlara verilen bir isim. Ama cinsi olarak baksaydık olmayacaktı böyle. Burçin'i de hem kıza hem erkeğe veriyoruz. Evimizde Burçinlerimiz oluyor. Kızımız da oluyor, oğlumuz da oluyor. Bu anlamda bir seçiciliğimiz sınırlı. Ünvan adlarını, işte çiçek adlarını, böyle daha hanımlara hoş gidecek isimleri, kahramanlık, güç, kuvvet göstererek isimleri de erkeklere tercih ederek, aslında o toplumsal rolün çizdiği yoldan herhalde bir adlandırma yolunu seçiyoruz. Yani çok etkilenmiyoruz alıntı kelimelerimizi de dilimize getirdiğimiz zaman. Arapça öyle değil ama. Arapçada cinsiyet ayrımı hemen bütün dil bilgisel kural ve yapılarda etkili oluyor. Müzekker mesela eril kelime ama eril kelimeyi hem canlı varlığa hem cansız varlığa, eril kabul ettiği cansız varlığa göre de düzenliyor. Dolayısıyla da hem hakiki erillikten hem mecazi erillikten bahsediyor. Mesela baba, horoz, bunlar
Babayla horozu bir arada düşünmem de güzel. Babayla horoz eril oldukları için bunlar hakiki erillik taşıyor ama mesela sınıf, kitap, cansız varlıklar onlar mecazi erillik taşıyor. Şahıs zamirleri biz sadece o demekle yetiniyoruz. Onlar kadın için hiye, erkek için hüve kullanıyor. Eğer siz diyeceklerse kadın olunca entunne, erkek olunca entüm ama ilginç biz olduğu zaman bütünleşebiliyorlar ve nehnu şeklinde tek ortak bir zamir kullanabiliyorlar. Biz bir yerde abartıyoruz. Şey var, Arapça kelimelerle de Farsça tamlamalar kuruyoruz. Bunu yaparken Arapça kurala göre de müennes bir kelime varsa müennes, müzekker bir kelime varsa müzekker kurmuşuz, kullanmışız. İşte hadis-i şerif, Kabe-i Muazzama gibi. Dilimizde muazzama diye bir kelime yok, muazzam var. Ama tamlama söz konusu olduğunda burada hemen gereğini yapıyoruz. Farsça'da da İranî diller içinde cinsiyet olmayan bir dil olduğu halde bunu yapıyoruz. Yani dillerin gramer kurallarını belirleyen cinsiyet özellikleri bizim serbest davrandığımız bir alan, onlardan alıntı yaptığımız noktalarda. Rus dili ve edebiyatı bölümündeki arkadaşımdan bana örnek hazırlamasını rica ettim. Erkek öğretim üyesi böyle bir de şeyle yazdı. Uzun okumam gerekenleri çok ünlülü. Piripadavatel. Bu erkek öğretim görevlisi. Piripadavatel Nitsa kadın öğretim görevlisi. Eğer eril bu kelimeyi sıfat yapacaksam bu sefer Piripadavatski yapmak zorundayım. Yeşilde yapacaksam Piripadavatskeya diye yapacağım. Yani müenneslik işaretini taşıyacak şekilde değiştireceğim. Türkçe'de sıfat yapmak için kullanacağım diğer kelimeleri zaten yapım eki işlevinde olduğu için diğer kelimeleri etkilemeyecek. Rafine bir dil mi acaba? Gayet rafine bir dil herhalde Türkçe. Ve dolayısıyla dil bilgisel bakımdan cinsiyetsiz bir dil kabul ediliyor ve Ural Altay dil ailesine giren bütün dillerle bu ortak özelliği paylaşıyor. Yine de Türkçe'de cinsiyet, gramer bakımından cinsiyet olmadığına ilişkin konu tartışılan bir konu. Bu konuda derli toplu çalışmalar var. Caner Kerimoğlu'nun, Enfal Doğan'ın şöyle bir baktığımızda bütün çalışmaları veya görüşleri özetleyecek yazılar onlar. Cinsiyet kategorisiyle ilgili söylenmişler. Buna göre Ahmet Cevat Emre, Saadet Çağatay, Tahir Necat Gencan, hatta Kononov gibi bilim adamlarının veya araştırmacıların birinci teklik iyelik ekiyle bazı küçültme eklerinin dişilik emaresi sayılabileceğini Türkçe'de söylediklerini görüyoruz. İşte Begüm kelimesindeki üm eki veya han kelimesinden hanım kelimesi, bik kelimesinden bikenin üretildiğine ilişkin yorumlar var. Ama Günay Karaağaç Hoca da bu konuya müdahil oluyor ve o çoğu ünvan adı olan bu örneklerin birleşik kelimelerden meydana geldiğini, dil bilgiselleşme sonucu ortaya çıkmış olabileceğini daha kuvvetli bir şekilde söylemeye çalışıyor. Ne diyeceğiz? Son tahlilde biz yine de Türkçe'de işaretleyici bakımından morfolojik olarak bir cinsiyet belirticisinin olmadığını kabul edeceğiz. Ve burada tabii cinsiyetli kelimeler var mıdır noktasına geçeceğiz. Varsa da onların dili etkileyip etkilemediği konusunda şimdiden hayır öyle bir yansıma yok demek durumundayız. Yani cinsiyet diğer kelimeleri, cümle kuruluşunu etkilemiyor cinsiyete dair sözcükler. Yani bu kelime eril veya bu kelime dişil ama bu cümleye grameriyle girmiyor. Anlamıyla geliyor ve orada sadece anlam ilişkisini kuruyor, gramer yapısını değiştirmiyor. Türkçe cinsiyet içeriyor mu? Cinsiyet ifadeleri içeriyor mu? İçeriyor. Hatta Türkçe cinsiyetçi ifadeler içeriyor diye de eleştirilen bir dil. Acaba dünyada cinsiyetçi ifade içermeyen bir dil var mı?
Bunun sadece kadına yönelik bir cinsiyetçilik, erkeğe yönelik bir cinsiyetçilik yok diye değerlendirilmesi mümkün mü? Ben mesela bu konularda sıkıntılıyım. Birçok çalışmada Türkçenin cinsiyetçi ifadeler taşıdığı üzerinden eleştiriler yapılıyor ama dediğim gibi hep kadına yönelik çalışmalardan hareket ederek yapılıyor. Türkçe'de akrabalık adlarında erillik, dişilik var. Hatta Türkçe akrabalık ilişkisine verdiği önemi yansıtacak şekilde de bunu çeşitlendiriyor. Teyzeniz var, halanız var, dayınız var, amcanız var. Bunları tek isimlerde belirlemiyorsunuz. Belki bilgiselleşme sonucu ek izlenimi veren işte Tanrıça gibi, Hanım, Begüm gibi yapılar evet var ama çok eski zamanlarda belli ki bunlar artık bütünleşmişler artık bir şekilde. Karşılaştığımız toplumlardan aldığımız kelimelerden kaynaklanan cinsiyetçi ifadeler veya cinsiyet ifadeleri var, evet var. Ama bazı kelimeler sadece erkek veya dişi varlıklar için kullanılsa bile yalnızca eril veya dişil nesnelere işaret etmiyor. Bunun altını çizmemiz lazım. Şimdi Doğan Aksan'dan yaptığımız alıntıyı hatırlayalım istiyorum. Doğadaki nesnelerin niteliği ile ilişkili olmayan bir kavramlaştırmanın Türkçe'de söz konusu olamayacağını söylemişti. Benim de böyle hep aklımın bir köşesinde acaba diye bir soru vardır. Bir anlatı da var tabii böyle düşünmeme yol açan. Acaba doğadaki nesnelerin niteliği konusunda bir erillik, dişilik algımız hiç olmadı mı? Kaynaklara baktığımızda eski Hunlardan itibaren güneşin dişi ve ölümlü insanın karşısında da ölümsüz olmakla güçlü bir varlık olduğunun kabul edildiğini, doğa güçlerine inanan hatta onları tanrısallaştıran Türklerin güneş, ay, ırmak, dağ gibi varlıkların bir ruh kabul ediyorlar onları ve canlı varlık olarak görüyorlar. Bunları biliyoruz zaten. Hatta Yakutlarda güneş ve ay iki kardeş kabul ediliyor ve tanrısal güç atfediliyor onlara. İşte bizim Bilgihan Atsız Gökdağ ve Feridun Tekin hocaların epey bir zaman oldu. Giresun yöresindeki bir inanışla ilgili bir yazıları vardı. Oradan ben etkilenmiştim ve biz de varlıklara bir zamanlar bunu atfetmiş miyiz diye düşünmüştüm. Şöyle bir efsane diyelim anlatılıyor. Ay 14 yaşında nur topu gibi bir oğlanmış. Gök Tanrı'nın kızı Güneş Hanım'a aşık olmuş. Ay bir oğlan, Gök Tanrı'nın kızı Güneş bir hanım ve onu babasından istemiş. Güneş kız işin farkına varınca yüzündeki nurlu ışığın kıvılcımlarını ayın gözlerine batırarak kaçıp gitmiş. Ay oğlan bu duruma çok içerlemiş, çok üzülmüş. Onun bu içli halini gören Gök Tanrı da hemen kızını tutup almasını emretmiş. Ay da kızı tutmak için yerinden fırlayarak güneşin peşine düşmüş. Şimdi inanışa göre o gün bugündür ay güneşin peşinden koşup dururmuş. Buradan hareketle ayın güneşi tuttuğu zaman muradına ereceğine inanılıyor. Ben de bu güneş tutulmasının bu nadir yaklaşma anlarında olan bir olay olması hikayesini çok seviyorum. Böyle olabilir. Buralarda benim annemden duyduğum ayın 14'ü, ayın 14'ü günün 15'i diye bir ifade var. Bilmiyorum. Katılımcılardan da bilen var mıdır? Çok güzel birini gördüğünüz zaman ayın 14'ü günün 15'i diyorsunuz. Ayın 14'ü ayın dolunay olduğu zaman ışığının en parlak olduğu zamanla alakalı olarak da güneşin 15'inde ne olduğunu henüz öğrenemedim. Güneşin 15'inin de bilmediğimiz bir marifeti olabilir tabii. Ama ay ve güneşe dişi ve eril varlık özelliği atfettiğimiz anlatılarımız olduğuna göre onlara ruh ve canlılık atfettiğimize göre biz de varlıkları belki bir dönem dişi ve eril diye ayırmış olmalıyız. Ama bunun dilimize yansımalarını bu manada biyolojik bakımdan tespit edebiliyoruz.
Ve nihayet tabii dil bilgisayar cinsiyetten artık toplumsal dilin cinsiyetine veya toplum dilinin cinsiyetine biraz değinmek mümkün. Cinsiyet nasıl biyolojik ve toplumsal olarak ayrılıyorsa, dil ile cinsiyet arasındaki ilişkinin de yapı ve kullanım olarak ayrıldığını söylemiştim. Dilden değil de dil kullanıcılarından kaynaklanan bir ayrımdan belki bahsetmek gerekiyor. Dili cinsiyet bakımından bir inceleme alanı olarak alan çalışmaların, en azından bizdekilerin büyük bir kısmının, başlangıçta kadınlardan söz edilirken kullanılan dil ve kadınların kullandığı dil olmak üzere iki alanda yürüdüğünü söyleyebiliriz. Kadınların kendilerini ifade biçimi bir inceleme alanı. Tabii bu pek çok noktada olduğu gibi farklı sosyal tabakalarda ve bireysel olarak da ayrı ayrı ele alınabilecek bir mesele. Dünya dillerinin çoğunda kadınlar için kullanılan sözcükler ya da kalıp ifadelerin olumsuz olduğunu biliyoruz. Ben en fazla Schopenhauer'un bir cümlesinden etkilenmiştim. Onu da notlarımdan okumak istiyorum size. Diyor ki, kadınların çok ağır, kadınların zihinsel olsun, bedensel olsun, büyük işler için yaratılmış olduklarını anlamak için, pardon, yaratılmamış olduklarını anlamak için görüntülerine bakmak yeterlidir. Onlar hayatın cefasını yaptıklarıyla değil, katlandıklarıyla çekerler. Borçlarını doğum sancılarıyla, doğurdukları çocuğu bakıp büyütmeleriyle, sabırlı ve neşeli bir yoldaş olmaları gereken erkeğe itaatleriyle öderler. Onlar için değildir en yoğun ıstıraplar ve neşeler. Büyük güç ve metanet gösterileri değildir onların payına düşen. Neydi? Hiyerarşik bir aşağılama biçimi. Kadına yönelik bu olumsuzlamaların çok zaman erkeklere yönelik karşılıkları olmadığını görüyoruz. Belki bunun sebebi kadınlara ilişkin görüşlerin kaynağının farklı olmakla beraber kadınlardan bağımsız, onların dışında ilan edilmesi. Yani erkeğin belki ilan etmesi gibi bir durum söz konusu ve özellikle Batı'da gelişen dilde toplumsal cinsiyet çalışmalarındaki çatışmaların biraz da bu dizilimden kaynaklandığını söylemek mümkün diye düşünüyorum. Peki, dilde kadın ve erkeğe ilişkin sözcükler, deyimler, atasözleri incelendiğinde ne ortaya çıkıyor? Evet, bunlar toplumsal yargıları yaratıyor, yansıtıyor. Bir yandan dili kuruyoruz, bir yandan dil bizi ifşa ediyor. Dolayısıyla toplumun beklentileri ve hakkımızdaki yargıları, tabii burada kadın üzerinden ama aslında kadın ve erkeğin davranışlarını önemli ölçüde etkilemek durumunda ve bunun üzerinden sadece davranış, düşünme biçimimiz değil, konuşma biçimimiz, yememiz, içmemiz, oturmamız, kalkmamız da zaten belirleniyor. Dolayısıyla hem biyolojik özelliklerimiz hem toplumun bize empoze ettiği veya bizde geliştirdiği özellikler bizim dil kullanırken sesimizi kullanmamızdan, kullandığımız sözcüklere, onları anlamlandırmamıza ve birleştirmemize varıncaya kadar bizi belirlemiş oluyor. Biz atasözlerimize, deyimlerimize yönelik hem de Türk dünyasını da içine alacak şekilde yapılan çalışmalara baktığımızda hep olumsuzlukların öne çıkarıldığını görüyoruz tabii ama olumsuzluklar da yok değil. İşte kadın eksik etek, kaşık düşmanı, saçı uzun, aklı kısa gibi nitelemelere maruz kalıyor. Karnından sıpayı, sırtından sopayı eksik etmemeniz gereken biri. Kadın eğer mert, cesur ve yürekli biri ise o erkek gibi oluyor. Kadının yüzünün karası ilginçtir ki erkeğin elinin kınası oluyor. Ve bu arada çok ilginç bir soru soruluyor. Cevabı içinde bir soru. Erkek aslan aslandır da dişi aslan aslan değil midir diye.
bu çatışmayı her dil aslında yaşıyor. Biz tabii ki Türkçenin içinden Türkçe'ye yönelik olarak değerlendirmeleri yapıyoruz ama bu bir dünya talihi gibi, dünya kaderi gibi. Dolayısıyla olumlu veya olumsuz bu tür değerlendirmelerin arka planı, dil boyutu bir yana bırakılmadan psikolojik, sosyolojik ve tarihi bakımdan değerlendirmeleri açık. Türkçe için yaparsak bu değerlendirmeyi, bu kadar atasözü, bu kadar deyim bugün ortaya çıkmadı. Hatta şükür ki bugün kimse kimseye saçı uzun aklı kısa demiyor eskisi gibi. Eksik etek demiyor, kaşık düşmanı demiyor. Çünkü kaşığı o dolduruyor zaten. Ama tarihsel süreçte ben böyle bir grafiğimizi inişli çıkışlı görüyorum kadının konumu itibariyle. Gerçek ne? Kadınla erkek zaten yaratılışı itibariyle birbirinden ayrı. Biyolojik ayrılıkları zamanla yerleşen toplumsal etkenler takip eder mi? Eder. Farklı sosyal çevreler, kültürel etkileşimler, hatta kadına ve erkeğe sunulan imkanların aynı olmaması, ayrı ayrı olması, onlara yönelik beklentileri de ayrılıkları da daha belirgin hale getiriyor. Kadın ve erkeğin toplumda eşit olduğunu savunan kadın hareketleri dilde cinsiyet değişkenliğine karşı çıkıyorlar. Ama kadın ve erkeğin dil biçimlerine toplum dilimsel açıdan ve dildeki değişkenlikler bakımından yaklaşmak gerekiyor aynı zamanda. Şimdi burada aslında sözü başkasına da bırakmam lazım. Ben Gülcan Çolak arkadaşımızı anmak istiyorum. O Türkçe'de kelimelerin toplumsal cinsiyeti adlı bir TÜBİTAK projesi yapmıştı. Ve bu projeyi de sonra toplum dil bilimi üst başlığında toplumsal cinsiyet ve dil adlı bir kitapta topladı. Şimdi toplumsal cinsiyet konusuna hem de Türkçe üzerinden çalışmaları olan arkadaşlarımız varken benim uzun uzun girmemi doğrusu doğru bulmuyorum ama paylaşmak istiyorum okumamış olanlar için Gülcan Hanım'ın verilerinden bir kısmını. Ne yapılıyor orada? 552 tane kelime tarama yoluyla tespit ediliyor. Bu kelimelerin cinsiyetine bakılıyor. Bunun için 16 farklı ilde anket düzenliyorlar. 386 tane kelimenin cinsiyeti olduğu görülüyor. 184 kelimede ise bu biraz belirsiz olarak çıkıyor. Daha sonra da bunları tematik olarak sınıflandırıyorlar, kategorilere ayırıyorlar. Sayıların tabii hatırda kalması zor. Ben okuyarak söylemek istiyorum. Üç kategoriden söz ediyorlar. Bir tanesi davranışsal ve zihinsel niteliklere yönelik, bir tanesi fiziksel niteliklere, bir tane de mesleklere yönelik. Şimdi bunların erkek ve kadın veya eril ve dişil kelimeler olarak algılanması ile ilgili sonuçlar sayılarda kendini gösteriyor. Davranışsal zihinsel etkinlikler kategorisinde, nitelikler kategorisinde 49 kelime dişil, 88 kelime eril. Fiziksel niteliklerde 39 kelime dişil, erkeklerde 20 kelime eril veya 20 kelime erkek. Mesleklerden 19 tanesi kadın dişi kelime kategorisine girerken erkeklerde 153 kelime meslekler kategorisine giriyor. Şimdi bu verileri demografik ölçütlerle de yaşa, işte meslek konumuna, eğitim durumuna vesaireye göre de yorumluyorlar. Ve bu yorumlamaların sonunda ortaya çıkan aslında söz varlığı bakımından eril kelimelerin çokluğu şeklinde karşımızda. Ve bunları tabii ki işte davranışa ilişkin kelimeler, kadınla ilgili ne kadar, erkekle ilgili ne kadar, fiziksel nitelikler olunca kadın niye bu kadar ön plana çıkıyor, meslekler söz konusu olduğunda erkek niye bu kadar ön plana çıkıyor gibi bir sınama da yapılabilir. Sadece 16 ilde, sadece ulaşılan isimlerle yapılan bir çalışma olması sınırlandırıyor elbette söylenenleri ama sonuçta bu bir örneklem ve bu örneklemin ortaya koyduğu da acaba Türkçe eril bir dil mi aslında gibi bir soruya da yaklaşmamıza sebep olabiliyor. Söz varlığımızın toplumsal cinsiyetini tespit etmeli miyiz? Elbette etmeliyiz. Çünkü kendimizi anlamak, anlamlandırmak,
Dünyayı ve evren algımızı değerlendirmek ve mümkünse davranışlarımızı yönlendirmek için gerçekten buna ihtiyacımız var. Bunu kabul ediyorum. Ama biz sadece akademisyenler olarak değil, sadece toplumsal cinsiyet veya dil çalışanlar olarak değil, bir bütün halinde bu meseleye nasıl bakıyoruzu ben değerlendirmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Ben şöyle görüyorum, biz sözcüklerle kavga ediyoruz. Ve bu kavgamız ve davamız hiç bitmiyor. Bu konuşmayla ilgili ne anlatacağım, ne yapacağım diye bir meslektaşımla konuşurken Gülseren Hanım'la bana dedi ki adam kelimesine bakın hocam dedi. Adam kelimesinin dünya dillerindeki karşılığına bakın. İnsan anlamına geliyor hemen her dilde. Bu da önemli. İnanır mısınız? Bir hocamız derdi ki siz herhangi bir konuya kafa yormaya başladığınız anda Tanrı size onunla ilgili materyaller gönderir. Yeter ki çalışmak isteyin. Ben de böyle bir tevafukla karşılaştım. Hemen o günlerde Marmara Üniversitesi'nden Mesut Şen Hoca'nın bir yazısına rastladım sosyal medyada. Tam da adam kelimesiyle ilgili yazmıştı. Adam kelimesi sözlüklerimizden atılmalı mı şeklinde bir soru cümlesiyle başlıyordu herhalde. Bu soruyu yöneltiyor ve o da adam kelimesinin hem diğer dillerdeki hem bizdeki örnekleri üzerinden, tanımları üzerinden hareket ediyordu. Gerçekten de işte adam kelimesinin İbranice'de insan anlamına geldiğini, İngilizce'deki human kelimesinin Latince'den humanus kelimesinden geldiğini, insan, insanlık gibi kelimelerin de hep adam, adamlıkla eş gittiğini gösteriyor. Türkçe sözlükten derlediği çok sayıda adam kelimesiyle yaptığımız birleşik örnekleri gösteriyor. Bunların yerine şimdi adamı kaldırıp insan koysak ne olacak meselesini tartışıyor ve bugünlerde adam kelimesine açılan aslında savaşa veyahut da mücadeleye bence vurgu yapıyor. Soruyor sonra da diyor ki Türk insanı bu kapsamda ana dilinin söz varlığında bulunan 1000 yıllık bu adamını yok edip de ne yapacak? Sonra sıra hangi kelimeye gelecek? Evet, ondan önce bayan kelimesine savaş açmıştık sahide. Ben savaş diyorum tabii, herkes benim gibi düşünmek durumunda değil. Yeni bir birime taşınmıştık. Orada fakülte sekreterimiz bana dedi ki Mevhibe Hanım bu lavaboların kapısına ne yazacağız dedi. Bayan mı, kadın mı? Ben de dedim ki bayan yazın canım, bayan, bay diye yazın. Kadın, erkek diye yazmayın dedim. Bay ve bayan yazın. Bir hafta geçmedi. Bayan öğrencilerimiz tarafından renkli kalemlerle kazıtıldı ve üstüne tükenmez kalemle kadın yazıldı. Şimdi gençlerde de böyle kelimelerle bir mücadele durumu var. Bayan kelimesini niye bu kadar önemsiyorum? 17 Mart 2009 basında bir haber var. Hürriyet gazetesinden okumuştum. Avrupa Birliği'nde dilde toplumsal cinsiyet ayrımcılığına son vermek amacıyla hazırlanan bir rehberde çeşitli dillerde evli ve bekar kadınları ayırmak için farklı kelimeler kullanıldığını, işte Miss, Mrs., Madam, Mademoiselle, Senora, Senorina, Senorita gibi bu kelimelerin artık kullanılmayacağı söyleniyor. Rehberde Avrupalı politikacılardan kadınları medeni durumlarını belirten bu kelimelerle anmamaları, onlara karşı bu kelimeleri kullanmaktan kaçınmaları isteniyor. İsimleriyle hitap edin deniyor. Sportman, polismen gibi cinsiyet belli edecek ek ve sözcüklerin olduğu kelimelerin kullanılmaması isteniyor. İlginç, ama bunu benim için ilginç kılan şey Mustafa Kemal Atatürk. Herkesin Atatürk'ü kendine, herkesin Atatürk'ü idrak ettiği bir an vardır herhalde. Benim onu idrak ettiğim an Atatürk ve Türk Dili Yazıları kitabını okurken onun notlarından, kitaplarının kenarına aldığı notlarından bir tanesi. Orada diyor ki işte bu akşam Mehmet Emin Bey ile Fuzuli'den bazı mısralar okudum.
İkisi de Türkçenin ayrı lezzet bahçeleri. Fakat Mehmet Emin Bey'inkiler ne kadar daha ağzımıza layık. Şimdi bu bilinçte bir insan, dilin bu kadar farkında olan bir insan, ona hayran olmamak mümkün değil. Şu bayan kelimesiyle ilgili olan meselede ikinci fark edişim. Bazı kelimelerde değişiklikler yapılması meselesini biliyoruz. Beyim, efendi, kadın, hanım gibi ifade biçimlerinin sosyal statüye bağlı olarak değişmesinden hareket ederek bunların kullanılmamasını, bunların yerine statü ayrımı yapılmaksızın herkese aynı kelimelerle hitap edilmesini görüşüyorlar. Ne diyeceğiz peki diyorlar Atatürk'e bunların yerine? O da diyor ki, Anadolu'da zengin karşılığı bay diye bir kelime var. Erkeklere bay, bundan mülhem hanımlara da bayan diyebilirsin. Ancak diyor, bu benim seçimimdir. Tercihi, takdiri milletime bırakıyorum. Bu defa ona yeni bir soru yöneltiyorlar. Diyorlar ki, kadınlara bayan dediğimiz zaman hem madam hem matmazel demiş olacak mıyım? Olacak mıyız? Cevap müthiş. Bir kadını evlenmeden önce ve sonrasında iki ayrı insan saymak bence çağ dışı bir olaydır diyor. Nuri Ulusu'nun Atatürk'ün Yanı Başında adlı hatıralarından alınmış bir anekdot bu. Yani 30-35 arası 2009 diye bir tarih veriyorum size. Atatürk orada diyor ki bugünkü medeni dünya bunu kabul etmez. Medeni dünya Atatürk'ten 70 sene sonra o noktaya geliyor. Dolayısıyla biz Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait işte bazı zarf üstlerinden, mektuplardan bay ve bayan kelimelerinin kullanıldığını görüyoruz. Ben çocukken mektuplaşma adetimiz vardı. Büyük birine mektup yazıyorsak amcamla mektuplaşırdım, sayın diye yazardım. Ama arkadaşım Ergül'le mektuplaşırdım, ona bayan Ergül Göllü diye yazardım. Yani bunları biz kullanıyorduk. Şimdi bu bay ve bayan hitap biçimleri kalktı. Belki yine cinsiyetsiz bir kelime olduğu için sayın kullanılır oldu. Hatta onu bile çok zaman kullanmıyoruz artık. Paketlerin üstünde bir sayın değil de artık alıcı ibaresi var. Mektup zaten yok. O zaman bayan kelimesinden kaçmamak gerektiğini düşünüyorum. Seviyorum ben o kelimeyi. Nasıl kullandığımız önemli. Bayan bakar mısın dendiğinde hala daha birkaç arkadaşım anlattı ama ben hala daha bu kelimeye yüklenen olumsuz anlamı çözebilmiş değilim. Şunu eleştiriyorum. Kelime avcısı gibi durmayalım toplumsal cinsiyet bağlamında. 2 yıl olmamıştır. Müsait kelimesinin hatırlıyorsunuz değil mi? Kadınlar için uygunsuz kullanımı sebebiyle bu anlamın Türk Dil Kurumu sözlüğünden kaldırılması konusunda bir avukat hanım mahkemeye başvurmuştu. Birinci aşama olumlu sonuçlanıyordu kendi adlarına ama sonradan düzeldi çok şükür. O dönemde burada baro başkanı olan arkadaşım beni arayıp Nevhibe biz destek çıkacağız da bir yanlış yapmayalım dedi. Bu müsait kelimesi için ne diyorsun? Masumdur dedim. Kararımı bu şekilde bildirdim. Şimdi 30-40 yıl öncesine gittiğimizde Türkçe'de yasaklanan kelimelerle karşılaşıyoruz. Ben çok iyi hatırlıyorum. Meclis kararı ile resmi yazışmalarda yasaklanan kelimeler televizyon haber programlarından duyurulurdu. Orada mesele öz Türkçe, Türkçe değil, işte uydurukça kavgasıydı. Şimdi dil anaları ana dilin kelimelerinin yasaklanması için faaliyet sürdürüyor. Bundan rahatsız olduğumu belirteyim bu fırsatla. Lera Borodotsky diye bir hanım var. Bilişsel dil bilim, yanlış anlamıyor ve hatırlamıyorsam çalışıyor. Dil düşünce şeklimize yön verir mi diye bir konuşmasını dinledim onun. Bu sorunun çok eski bir soru olduğunu, uzunca zamanlar bilimsel veri ve incelemelerin eksikliği yüzünden cevaplanamadığını ama artık cevaplanabildiğini söylüyor ve insanların 7000 tane bilişsel dil dünya yarattığını, 7000 tane konuşulan dil olduğunu, daha fazlasını yapabileceğimizi, dillerin yaşayan şeyler olduğunu ve ihtiyacımıza göre değiştirebileceğimizi söylüyor.
Buraya kadar insanı içine alan bir konuşma dinliyorsunuz ama ben orada kopuyorum. Dil mi düşünceyi, düşünce mi dili belirler sorusunun cevabını kolay kolay veremeyeceğimizi düşünüyorum çünkü. Burada mükemmel bir karşılıklılık var. Dil aramızda en masum olan, asıl sorun onu kullananda, dünyayı algılamasında ve dile getirmesinde. Dilde toplumsal cinsiyet çalışmaları nereye gidiyor? Bugün yine de ümitliyim onlardan. Bir sempozyumda belki dinleyiciler arasındadır. Ardahan Üniversitesi'nden gencecik bir araştırma görevlisi Hande Türkçe sözlükteki kelimeleri toplumsal cinsiyet bakımından incelemiş ve tabii mahkum etmişti. Ben de ona o zaman yarı sitemle erkekler için kullanılan kelimeleri çalışmadan kadınlar üzerine konuşulmuş kelimeleri çalışıp da nasıl suçlarsın demiştim. O da bana söz vermişti erkekleri de çalışacağını. Bu yılki Dünya Dili Türkçe Sempozyumunda erkekleri anlatmış. Ben izleyemedim ama sevgili Gökçe benim için videoyu hazırladı. Onu dinleyeceğim. Böyle olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü dilde toplumsal cinsiyeti birbirinden ayırarak veya insanı birbirinden ayırmamak gerekiyor. Ayırmadan çalışmak lazım. Birbirinin karşıtı değil, gece ve gündüz gibi tamamlayıcısı olan, biyolojik farklılıklarının dildeki yansımaları sebebiyle tarihsel talihlerinin birbirini anlamaz hale getirdiği insan cinsleri bir uzlaşmaya varmak durumunda. Bu da kelimelerle, dolayısıyla dille kavga ederek süre mi doldu? Kapatıp yeniden açacağım, devam edeceğiz hocam. Müsaadenizle değerli katılımcılar, kusura bakmayın. Yeni oturumu açıyorum müsaadenizle. Tamam. Bir saat olmuş mu?